Sevgili öğrencilerim, hoş geldiniz. Bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimizin birinci ayını doldurduk. Bu süreçte 4 ayrı konudan 4 ayrı video çektim. Eğer yeni geldiyseniz yukarı bırakacağım oynatma listelerinden ilk videoyu bulup sırayla izleyerek, sırayla çalışarak, kendinize zaman tanıyarak bu videoya gelebilirsiniz. Çünkü bu videoda daha önce gördüğümüz bu konuları harmanlayıp küçük bir diyalog vermek istiyorum. Kanala abone olarak, beğeni yahut yorum bırakarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram adresinden de takip ederek İspanyolca pratiğinizi destekleyebilirsiniz. Şimdi biz bu süreçte sırasıyla istemek manasına gelen querer eylemini, gelecek zaman kurabileceğimiz ir eylemini, zorunluluk ve sahiplik verebileceğimiz tener eylemini, son olarak da bir şeye yeterlilik verebileceğimiz poder eylemini gördük. Bir arkadaşımızın aradığını farz edeceğiz ve bir diyalog oluşturacağız. Bu video diğer videoların bir harmanı olduğu için çok fazla detaya inmeyeceğim. Sadece fiil çalışacağımız bir video olsun istiyorum. Arkadaşımız aradı bizi. Hola, hola falan fişman. Selamlaşmalara dair daha detaylı videolarım var. Oralardan destekleyebilirsiniz. Desin ki mesela, cumartesi günü bir arkadaşımın evine gideceğim. Yasak var cumartesi ama olsun. İşte sohbet etmek istiyoruz, akşam yemeği yemek istiyoruz, bir film izlemek istiyoruz. Sen de bizimle gelmek ister misin diye sorsun. Öncelikle, cumartesi günü bir arkadaşımın evine gideceğim dediğim anda hangi zamanda ben cümle kuruyorum? Gelecek zamanda cümle kuruyorum, gideceğim diyorum. Gittim yahut gidiyorum demiyorum. Gelecek zamanı kısaca hatırlatıyorum. İr eylemini koyuyorduk, kişilere göre çekip araya bir a ekliyoruz. Daha sonra da fiili yalın halde kullanıyorduk. Bu iri ben gideceğim dediğime göre boy şeklinde seçtim. Şimdi ben gelecek zamanda ne eylemini yapıyorum? Gitmek eylemini yapıyorum. Tekrar ir eylemini alıyorum çünkü gitmek manasına geliyor. Lakin bu sefer bunu çekimlemeden koyduğumuzu söylemiştik. Çünkü ben zaten kalıpla bunun gelecek zamanda olduğunu ve boy diyerek de o eylemi benim yapacağımı belirtmiş oldum. O halde boy a ir dediğim zaman gideceğim şeklinde fiilim cepte. Tamam mı? Sonra ben soruyorum. Fiili bulduk ilk önce. Gideceğim. Nereye gideceğim diye sorarsın değil mi? Ne zamandan önce? Nereye'yi sorarsın. Ondan sonracığıma her nereye diye soruşumuzda bir yönelme vardır dedik. Bir a eklememiz gerekiyor dedik. O zaman boya ir a koydum. Gideceğim. Nereye'yi verdim. Sonra bir arkadaşımın evine diyorum. Şimdi bunlar isim tamlaması. Ayrı bir şekilde gireriz ama kısaca bir değiniyorum. Burada İspanyollar, eğer karıştırıyorsanız, sıralama karıştırıyorsanız, İspanyollar diyor ki önce bana olayı ver, daha sonra bunun detayına girersin. Şimdi ben nereye gidiyorum basitçe? Ben bir eve gidiyorum. Daha sonra bu evin arkadaşıma ait olduğunu veririm. Onda sıkıntı yok diyor. O zaman boy a ir a casa dedim. Casa ev demek. Eve gideceğimi verdim. Sonra diyorum ki bu ev arkadaşıma ait. Arkadaşımın evi diyorum. Dikkat ettiyseniz orları bir bağlamışım. Bunlar ilişkili kelimeler. Bunu İspanyolca'da de ile yapıyoruz. O halde a casa de una amiga. Bir arkadaşımın evine gideceğim. Bu arkadaşımın kendime ait olduğunu belirtmek istiyorsam da sonuna mia ekleyebilirim. Kadın olduğu için bu erkek bir arkadaş seçseydim ben un amigo mio derdim. Geçiyorum. Dedik sohbet edelim, akşam yemeği yiyelim falan dedik. O zaman biz istiyoruz değil mi? Biz istiyoruz isek. İstemek eylemi kererdim. Kererin çekimlerinden bizi seçtim. Queremos. Sonra ekliyorum. Ne yapalım? Akşam yemeği yemek istiyoruz. Queremos cenar. Sohbet etmek istiyoruz. Charlar. Ve diyelim y. Queremos ver una película. Queremos istiyoruz, ber izlemek. Ne izlemek istiyoruz? Bir film izlemek istiyoruz. Bir un yahut una olabilir. Película dişil bir kelime olduğu için una'yı seçtik. Película da film oldu artık yani. Bu halde queremos cenar, charlar y ber una película dedik. Şimdi karşı tarafa soruyoruz. Bizimle gelmek ister misin? Aslında benimle de diyebilirim ama sonuçta olay ben ve arkadaşım. O yüzden bizimle demek daha uygun düşer burada. Quieres diye bu sefer de sana sordum. Çünkü kererin çekimlerinden quieres alıyorum bu sefer. Quieres gelmek, venir. Biz ile diyeceğiz değil mi? Bizimle diyeceğiz. O ile'yi de con ile veriyordum. Quieres venir con
Biz ne demek? Nosotros olabilir, nosotras olabilir. Şimdi ben ve bir kadın arkadaşım olduğuna göre, ikimiz de kadın olduğumuza göre nosotras şeklinde kullanıyorum. ¿Quieres venir con nosotras? Şeklinde de soru vurgusuyla ifade ediyorum. Karşı tarafta reddetsin. Şimdi kabul edersek hemen biter çünkü. Reddettiğimizi düşünelim. Önce mesela desin ki, aa, qué bien desin. Ay ne kadar iyi, ne kadar hoş. Ondan sonra da pero ama demekti. Gelemem, bunu yapamam dediğini düşünelim. Burada da artık ne oldu? Yeterlilik videomuza gittik. Bunu da kendisine göre çekimliyor çünkü ben gelemem diyor. Puedo'yu aldım. Başına no koydum, olumsuz oldu. No puedo. Devam ettirmeme gerek yok. Çünkü zaten yukarı atıfta bulundu, anlaşılıyor. Pero no puedo. Ama yapamam, gelemem. Şimdi porkesini açıklasın mesela, sebebini açıklasın. Çünkü porke demiştik. Tener'i kullanalım. Kardeşimin bir sınavı var. Zorunluluğu da ekleyelim üstüne ve ona yardım etmeliyim desin. Şimdi kardeşimin bir sınavı olduğuna göre sınav sahip olan kim? Kardeşim. Benim önce kardeşle başlamam lazım. Çünkü bu işi kardeş yapıyor. Kardeş, hermano, erkek, hermana, kız kardeş. Hermana'yı aldım, kız kardeşimi aldım. Benim olduğunu belirtmek için başına mi ekledim. Mi hermana. Şimdi tener eylemini bu benim mi hermana'ya göre çekimlememem lazım. Dikkat çekiyorum. Bazı öğrencilerim tengo ile devam ediyor. Yani benle devam ediyor. Kardeş benim olabilir ama o ayrı bir birey. O yani. O diyoruz zaten. O yüzden üçüncü kişiye gitmemiz gerekiyor. Tamam mı? Ona gitmemiz gerekiyor. Mi hermana tiene dedik. Sahip. Neye sahip? Eksamen, sınav demek. Bir de un yahut un olabilirdi. Eril olduğu için un eksamen dedik. Mi hermana tiene un eksamen. Kardeşimin bir sınavı var. V ile bağlayalım. Neydi V? İ. Şimdi zorunluluk vereceğiz. Ona yardım etmeliyim diyeceğiz. Zorunluluğu da ne yapıyorduk? Hemen bu tenerin yanına bir tane K yapıştır diyorduk. Zorunluluk oluveriyordu. Bunu tener K'yi de yalnız öyle bırakamam. Çünkü kimin zorunlu olduğunu vermemiz lazım yine. Çekim yapıyorum. İşte bu sefer tengo diye kullanacağız. Çünkü ben yardım etmeliyim diyorum. Tengo'yu aldık. Tengo K. Yardım etmek ne demek? Ayudar. En son videomuzda vardı. Tengo ki ayudar dedik. Şimdi bir de küçük bir ona var. Bu bence karışık bir konu. Belki yeri gelirse ileride bunları da görmüş oluruz. Ama bunu la şeklinde bırakıyorum şimdilik, olur mu? Şimdi karşı tarafta sorsun mesela, hani gelmesini istiyor ya. Desin ki mesela, saat kaçta kardeşinin sınavı var? Bu saat kaçtayı da kullandık birçok kez. Nasıldı? A qué hora? Şimdi soru sorduğum için önce zaten soru grubumla başladım. A qué hora? Saat kaçta? Ondan sonra da ekliyorum. Sınavı var. Fiille devam ediyorum. A qué hora tiene? Ne zaman sahip? Ne zaman var? Neye sahip? Sınava. A qué hora tiene el examen? Bu sefer el yaptım. Bu artikellerle ilgilenenleriniz için ekstra olarak belirtiyorum. Çünkü yukarıda bir sınavdan bahsettik. Artık iki taraf da bunun hangi sınav olduğunu biliyor. O yüzden belirli bir sınav oldu artık. A qué hora tiene el examen? Saat öğlen 1'de desin mesela. Yine a qué hora diye başladığımız için a ile devam ediyoruz. Çünkü o bir d'yi vermem lazım, tamam mı? Biz nasıl Türkçe'de o d'yi veriyoruz ya da saat kaç ta derken o ta'yı veriyoruz. İspanyolca'da da bu a ile sağlanıyor. A la una desin mesela. Saat 1'de. Öğleden sonrayı da ekleyelim, ekstra bilgimiz olsun. Neden olmasın çünkü. Tarde. İşte öğleden sonra akşam manasına geliyor. Burada da de la tarde diye kullanıyorlar. Çünkü işte o öğleden sonranın biri. O desin ki mesela, tamam. Ben akşam 5'te çıkacağım evden desin. 5'e kadar da sınav biter yani. Bale ile başladık. Tamam, bale. Ben akşam çıkacağım dediğine göre hangi zamana gidiyoruz? Yine gelecek zamana gidiyoruz, değil mi? Çıkacağım diyor çünkü. Gelecek zamana gittiğimiz için yine boy ayı koyduk. Çıkmak manasına gelen salir'i ekliyorum. Boy a salir. Yine saat veriyoruz. A las diyorum bu sefer. A la una demiştik çünkü bir tekil olduğu için. Ama burada cinco çoğul olduğu için las şeklinde kullanıyorum. A las cinco.
In eclesin della tarde desin mesela. İşte öğleden sonranın, akşamın 5'inde çıkacağım. Ama ben dedik Türkçe'de, hani ben saat 5'te çıkacağım. Vurgu yaptığım için İspanyolcasına da ekliyorum. Yo voy a salir. Burada yo da diyebilirsiniz, yo da diyebilirsiniz. Biraz tuhaf telaffuz şeyi, çok sıkıntı etmeyin yani. Yo voy a salir a las 5 de la tarde. Ben akşamın 5'inde çıkacağım desin. Karşı tarafta devam etsin böyle, tamam mı? Desin ki işte akşam benim teyzem gelecek desin mesela. Şimdi bu sefer gelmek eylemini yapan kim? Teyze. O zaman teyzeyle başlıyoruz. Çünkü bu eylemi teyze yapıyor. Tamam mı? Bu herhangi bir teyze değil, benim teyzem. O zaman başına ne koyuyorum? Mi ekliyorum. Tıpkı yukarıda mi hermana dediğim gibi. Teyze, tia demek. Hala da öyle bu arada. Mi tia dedi teyzem. Gelecek diyorum. Yine gelecek zaman var. O zaman burada ne yapıyoruz? İr eylemini kime göre çekimleyeceğiz? Teyzeye göre çekimleyeceğiz. Ba dedik. Ba a benir dedik. Tamam mı? Nereye gelsin teyzemiz? Burada bir şey göstereyim. Şimdi biz deriz yani teyzem bize gelecek falan diye. İspanyollar diyor ki bize nasıl gelecek diyor. Yani gelse gelse bizim evimize gelebilir diyor. O yüzden bana gelsene, işte bize gel ya da bize geldiler falan gibi şeyler kullanmayın, olur mu? Benim evime, işte bizim evimize falan şeklinde kullanın. Burada da teyzem bizim eve gelecek olsun. Şimdi ev kasaydı, benim ev olsaydı tıpkı yukarıdakiler gibi mi koyardım, mi casa derdim. Bizim olduğu zaman nuestro yahut nuestra ekliyorum. Casa dişil olduğu için nuestra'yı seçtim. Nuestra casa. Şimdi en başa gidiyorum. Mi tía va a venir. Teyzem gelecek. Hemen soruyorum nereye gelecek. Nereye diye sorduğuma göre a ekliyorum. Yönelme var çünkü. Mi tía va a venir a. Nereye geliyor? Nuestra casa. Bitti. Mi tía va a venir a nuestra casa. Karşı taraf gene ısrar etsin. Desin ki tamam güzel kardeşim, teyzenle akşam yemeğini ye. Sonra da gel bizimle bir film izle desin. Bizimle bir film, işte teyzenle akşam yemeğini yiyebilir ve bizimle de bir film izleyebilirsin desin. Bu sefer yine yeterlilik kullanalım. Çünkü ne kullanıyoruz? Yiyebilirsin, izleyebilirsin kullanıyoruz değil mi? Ebilmek, abilmekti. Poderi de kullanmış olalım. Desin ki vale. Teyzenle akşam yemeği yiyebilirsin. O zaman sen yiyebilirsin dediğime göre poderi sana göre çekimledim. Puedes. Ne yiyebilirsin sen? Ne yapabilirsin yani? Akşam yemeği yiyebilirsin. Cenar. Cenar'a hiç dokunmuyorum çünkü zaten ben puedes'i çekimledim. Kişiyi de zamanda verdim. Puedes cenar dedik. Akşam yemeği yiyebilirsin. Kiminle? Kiminle yahut neyle sorduğum zaman da işte konu ekliyorduk değil mi? Konu ile demekti çünkü. Konu ekledik. Bu sefer senin teyzen diyorum. Benim teyzem olunca mi tía, senin teyzen olunca tu tía. Puedes cenar con tu tía. Y ve bizimle bir film izleyebilirsin. Yine sen izleyebilirsin olduğuna göre poderi yine sana göre çekiyorum. Puedes diyorum. Ne yapabilirsin? İzleyebilirsin. İzlemeyi ekliyorum. Puedes ver. Ya da diyelim ki mesela daha da karışık yapalım burayı. Bizimle bir film izlemeye gelebilirsin diyelim. Üç tane fiil diyelim. Gelmek benirdi. Puedes venir. Gelebilirsin. Nereye? İzlemeye. Tamam mı? Ondan sonra bir filmi vereceğiz. Çünkü asıl vermek istediğim izlemeye gelmek. Şimdi izlemek ver. Tamam. Puedes venir oldu. Beri de koyduk. Ama Türkçesinde ben İzlemek gelebilirsin demiyorum. İzlemeye gelebilirsin diyorum. Orada bir e ekliyorum fiile. Yani yine bir yönelme var. Aynı şekilde buraya da tutup onu koyuyoruz. Puedes venir a ver. Una película da zaten bir film demektim. Puedes venir a ver una película. Yani teyzenle akşam yemeği yiyebilirsin ve bizimle bir film izlemeye gelebilirsin dedik. Dedi. Karşı tarafında bir şey kalmadı. Mesela desin ki eske diye bir şey var. Bu eske bizim Türkçedeki hani şöyle ki diye çevirebilirsiniz bunu. Bir açıklamaya gireceğiniz zaman kullanırsınız. Eske hani şöyle ki desin. Açıklaması da bitti zaten. Bir şey de diyemezsin. Tamam mı? Eske dedi kaldı.
O karşı tarafta anlamıştır artık yani. Desin ki niye istemiyorsun? Niye gelmek istemiyorsun diye soruyoruz. Neden, niye, niçin, ne demekti bunlar? Porque. Bu sefer gelmek istemiyorsun diyoruz. İstemek eylemi var. Querer eylemi. Kime göre çekimliyorum? Sana göre değil mi? Sana soruyorum çünkü. Quiero, quieres. Quieres'i aldım. Ne istemiyorsun? Gelmek. Venir'le birleştirdim. Quieres, venir. Gelmek istiyorsun. İstemiyorsun diyeceğiz başına. No koyduk. No quieres, venir. Soru sorduğum için de porque ile başladım. Porque, no quieres, venir. Ne kadar kolay değil mi? O da desin ki arkadaşını görmek istemiyorum desin. Arkadaşın kim olduğunu henüz söylemedik ama olsun yani. Görmek istemiyorum desin. Sonra istemiyorum dediğimize göre, şimdi no quieres istemiyorsundu. İstemiyorum nasıl oluyordu? No quiero. No quiero dedik, istemiyorum. Ver hem izlemek, yukarıda pelikularla kullanmıştık filmle, hem de görmek demek. Tamam mı? No quiero ver. Görmek istemiyorum. Kimi? Arkadaşını. Tu amiga, arkadaşındı. Bir önceki videomuzda olması lazım, şey demiştik. Fiillerden sonra kişi gelirse araya a ekliyoruz. Bir dil bilgisi kuralı olarak demiştik. Aynı şekilde buraya da ekledik. No quiero ver a tu amiga desin. Karşı tarafta ne desin? İşte bale desin. Bitsin zaten. Uzadı yeterince. Umarım işinize yaramıştır. Umarım pratik yapabilmişsinizdir. Umarım bunun ne kadar basit bir dil olduğunu görebilmişsinizdir. Sadece bunlarla bırakmayın, olur mu? Ben yani izlemek, istemek, işte zorunda olmak, gelecek, poder, çıkmak, akşam yemeği yemek, sohbet etmek. O bayağı bir fiil kullanmışız. Ki biz sadece diyorum, bakın çok fazla fiil var. Sadece bunları kullanmış olabilirim ama siz bunun farklı bir versiyonunu yapın. İşte siz çağırın birilerini. Kendi kendinize konuşun yani. Konuşma pratiğini yapın. Sadece bunları izleyip kağıtta böyle notlar tutup geçmeyin. Olur mu? Haftaya daha güzel videolarda görüşmek üzere efendim. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiler.